Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Peteğinizin havasını aldığınız halde ne yaptınız, ne ettiniz, bir türlü ısınmıyor. Sorun ne olabilir? Muhtemelen peteğin içi tıkanmıştır. Onu temizlememiz lazım. Nasıl bir yöntemi izleyeceğiz onu göstereceğim size. Şurada elimde bir derece var. Şimdi bunu açıyorum. Şimdi peteğimizin normalde yanması lazım. Şu anki derecesine bakıyoruz. 22,3 derece arkadaşlar. Şu anda bu peteğimize kesinlikle sıcak su gelmiyor. Şimdi bu olayı çözmeye çalışacağız. Hep birlikte bakalım nasıl yapacağız. Evet, öncelikle bir leğen falan alın. Bez alın yanınıza. Herhangi bir su dökülmesine karşı tedbirli olmanız açısından. Daha sonra bunu şu alta yerleştiriyoruz. Daha sonra su giriş vanamızı eksi yönünde kapatıyoruz. Aynı şekilde çıkış vanamızı da eksi yönünde kapatıyoruz. Ayrıca ana vanalarınız varsa oradan da kapatın. Herhangi bir yerde su dökülmesin, parkeleriniz falan zarar görmesin diye. Daha sonra şu kapağı çıkarıyoruz. Şunu böyle bir kontrol kalemi yardımıyla, şurada kapağımız var. Bunu çıkarıyoruz. Kapağımızı çıkardık. Bunu kenara koyuyoruz. Daha sonra bu vananın başlığını çıkaracağız ki buradaki somunu rahat çevirebilirim diye, vana girişini. Şurada bir vidamız var. Yıldız vida, düz vida. Fark etmiyor. Bunları kenara koyuyoruz kaybolmasın diye. Aynı şekilde çıkış vanasını da söküyoruz. Daha sonra bir İngiliz anahtarı veyahut da boru anahtarıyla şuradaki bağlantıyı peteğimizden sökeceğiz. Bu arada bağlantıyı açmaya çalışırken boru anahtarımızı kırdık. Biz de yenisini getirdik. Şimdi bunu kenara atalım. Yenisiyle devam ediyoruz. Açıyoruz. Şuradan su dökülmesin. Vanalarımızı kapatmıştık zaten. Evet, bunu açtık. Evet, şöyle bakın. Su giriş kısmını yerinden söktük. Biraz suyumuz boşalsın. Su çıkış yerini sökeceğiz. Evet, şu an petekteki suyu boşaltıyoruz. Evet, yere dökülen sular için böyle bir bez kullanabilirsiniz. Evet, şimdi yere dökülen suları böyle bir bez yardımıyla alalım. Peteğimizin içinde toplam bu kadar su var. Şimdi bu suyu temizleyelim, daha sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Suyumuzu boşalttıktan sonra sıra geldi peteğimizi sökmeye. Şurada duvarla bağlantı noktalar var. Böyle yukarı kaldıracağız. Petek yerinden çıkacak. Şu şekilde. İçinde su varsa böyle de geri kalan suyu da boşaltabiliriz. Evet, şimdi bu peteğimizi alıyoruz, banyoya götürüyoruz. Daha sonra içini yıkayacağız tazelikli suyla. Evet, şimdi peteğimizi getiriyoruz. Buraya bırakıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra şöyle. Evet, suyumuzu açalım. Şöyle. Şu pisliğe bakın arkadaşlar. İçinden berrak su gelene kadar temizliyoruz. Şu şekilde. Burayı tıkarayalım hatta. Şöyle sallayalım. Boşaltalım. Oh.
Resmen kömür çıkıyor içinden. Resmen kömür çıkıyor. Bunun yüzünden petek bir türlü ısınmıyor. Evet, böyle içini tamamen temizleyene kadar, berrak su gelene kadar çalkalıyoruz, döküyoruz, çalkalıyoruz, döküyoruz. Evet arkadaşlar, peteğimizin içini böyle suyu berraklaşana kadar temizledikten sonra temizleme işi bitiyor, sıra götürüyoruz, tekrar montaj ediyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, peteğimizi bir güzel yıkayıp temizledikten sonra sıra geliyor montaj yapmaya. Tekrar montajını yapıyoruz. Şurada bakın kurtlar var, buraya geçireceğiz. Şurada yerleri var. Şuradan tutuyorum. Şu şekilde geçiriyorum. Evet. Bu iş son derece basittir. Gözünüzde büyütmeyin. Basit, kolay bir iştir. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Daha sonra bunun bağlantı yerlerini yapıyoruz. Bana bağlantı noktalarını tekrar geri takıyoruz. Vanalarımızı taktıktan sonra tekrar söktüğümüz gibi vanalarımıza takıyoruz. Ara vanayı açtım, suyunu. Şimdi buralara bakıyorum, herhangi bir yerinde su sızdırması var mı? Yanlış taktığımız veya da sızdıran bir yer varsa önce oraları kontrol ediyoruz. Şimdi bütün montajı yaptıktan sonra tekrar eski halde sızdıran yerler falan var mı, onları bir kontrol ediyoruz. Herhangi bir yeri yoksa tamamdır. Şimdi peteğimize su girişi yapmadan önce ne yapıyoruz? Giriş vanamızı kapatıyoruz. Kapalı olacak. Çıkış vanamızı açıyoruz. Şu şekilde. Çıkıştan su alacak. Aşağı doğru, yukarı doğru su gelecek. Öncelikle şu hava alma yeri var. Burayı açıyorum. Bu yöntem de çok etkili bir hava alma yöntemidir petekler için. O sırada onu da görmüş olursunuz. Şöyle ayarlıyorum. Su çıkış vanasını artı yönden açıyorum. Peteğime su geldi bana. Sesi duyuyorsunuz. Şu anda buradan hava sesi geliyor. Bakın. Elime rüzgar vuruyor. Hava vuruyor. Aha. Gördünüz mü? Evet. Şimdi içinde hava kalmayacak şekilde ayarlıyoruz. O tıslama sesi tamamen bitene kadar biraz su alıyoruz petekten. Evet, peteğimizden yeterince hava aldıktan sonra şu hava kısmını kapatıyoruz. Tamamen dolmuştur. Böyle. Kapatıyorum hava kısmını. Daha sonra su giriş vanasını açıyorum. Evet, tamamen açtım. Şimdi burayı biraz daha açayım. Belki biraz daha hava almış olabilir. Burayı biraz açıyorum. O tıslama sesini duymamam lazım. Yeteri kadar su aldıktan sonra hava giriş kısmını kapatıyoruz. Şimdi peteğimizin su devir daim edip ısınmasını bekliyoruz. Bu şekilde sizin de petekleriniz hava aldığınız halde ısınmıyorsa, bir türlü olmuyorsa bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, daha önce ölçtüğümüzde 22 dereceydi. Yani şebeke suyu sıcaklığıydı. Şimdi bakın buradan ısınmaya başladı. Henüz daha 5 dakika oldu. Bak şuradan ısıyı alıyorum. Bakın şu an hiçbir şekilde su gelmiyordu peteğe. Bakın ısınıyor. Evet, şuraya kadar geldi ısısı. Bir yarım saati bulur tamamen normal petek ısısına gelmesi. Şu anda burayı derecesini ölçüyorum, bakın. Şuradaki sıcaklık derecesini ölçüyorum.
Evet, 35.9. Şöyle umarım görüyorsunuz, biraz parlak olduğu için tam gözükmüyor. Evet, 35.9 derece şu anda. 22 dereceden 35 dereceye getirdik. Biraz daha kalırsa normal peteklerin derecesine gelir. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Günler kolay gelsin diyorum.